Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eşsiz lezzetlerinden biri olan tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. Meşe odunundan ve taş fırında pişirilen tahinli pidenin coğrafi işaret alması Akşehir'de sevinçle karşılanırken hem ilçenin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Şöyle güzelce katlama yapıyoruz. Ve dürmeye başlıyoruz, şekilde dürdük. Şöyle kenarı çekip bunun bir 10 dakika dinlenmesini bekleyeceğiz. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın 6 Haziran 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı'na tahinli pideye coğrafi işaret alabilmek için başvuruda bulunulması üzerine Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı talebi olumlu bularak tahinli pide için coğrafi işaret verilmesini uygun gördü. Buranın pidesinin tescilli olduğunu gördük. Pidesinden tadıldık. Gerçekten çok beğendik. Ece ustamızla tanıştık biraz önce. O da çok misafirler verdi. Gayet güzel bir şey. Herkese tavsiye ederiz. Alaşehir tahinli pidesinin özelliği meşe odunu ve taş fırında pişmesi. Lezzetine lezzet katıyor. Efendim söyleyeyim, yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle bu tahinli pideyi yedikleri zaman dışarı kendi eşine, dostuna, yakınlarına ikram etmek için götürüyorlar. Çok beğeniyorlar. Bu sebepten dolayı tahinli pide siparişlerimiz yoğun oluyor. Alaşehir'imizin adını bir kez daha duyurmuş oldular. Türkiye'nin her tarafında pide yapılmaktadır. Alaşehir pidesinin kalitesi ve nefaseti farklıdır. Tahinli pidemiz de bunlardan bir tanesidir. Tahinli pidemiz Osmanlı'dan bugüne kadar 19. yüzyıldan beri yenilen, yapılan, nefasetle görülen bir ürünümüzdür. Herkesin tadı damağında kalan bir lezzettir. Bu lezzetimizin Alaşehir'imizin bilinirliğini artırmak, Alaşehir'imizin tanıtımına katkı sağlamak için bu özel ürünümüzün, tahinli pidemizin coğrafi işaretini aldık. Bu coğrafi işaretle birlikte çalışan arkadaşlarımızın, esnaf arkadaşlarımızın hem o güzel emeklerini değerlendirmiş hem de Alaşehir'imize bir katkı sağlamış oluyoruz.